Ne düşünüyorsunuz? Dediğine katılıyor musunuz? İnanıyor musunuz? Vallahi inanıyoruz diyelim de pek burada yaşamadığım için pek bir şey söyleyemeyeceğim. Nereden geliyorsun ama, abi? Avusturya, Viyana'dan geliyoruz. Türkiye'yi en iyi bu arkadaş görür mesela, anladın mı? Bizden daha aynen iyi görür. Bu. Nasıl görüyorsun abi oradan baktığında? Şöyle zorluk var, burada zorluk var ama bizim orada da zorluk var. Yani geçim şu anda her yerde zor. Çünkü bu savaştan dolayı, bu pandemiden sonra her yerde zorluk var. Ha burada da zorluk var. Tabii burada da zor geçiren insanlar var ama yapacak bir şey yok. Yani başka bir şey yapamazsın. Buradan geçeceğiz, hep beraber geçeceğiz. Ama şöyle de baktın mıydın, her yer dolu, kafeler dolu, şeyler dolu. İnanın bana bizim oradaki geçim bazen daha zor. Bizim orada kendi halkı çöpten ekmek toplayan insanlar var. Yok mu? Dayı ben orada ben orada doğup büyümeyim. Bak ben orada doğup büyümeyim. Yok yok. Sen gelenler var, şeyden olsun yani gelenler. Ben var Avrupa'yı geziyorum böyle. Öyle bir olay yok. Sen geziyorsun. Ben yaşıyorum orada. Ben orada yaşıyorum. Yalan konuşuyorsunuz yani. Yok yalan konuşmuyorum. %80'in karışımı böyle yalan konuşuyorlar. Çünkü yok niye yalan konuşalım? Abi niye yalan konuşalım? Niçin biliyorsun arkadaşım bak. Çünkü niye biliyorsun? Euro arttığı zaman onların daha çok mesela böyle işine geliyor yani. Anlatabiliyor muyum? He. Oradan sonra alıyorlar ya euroları, dolarları. Buraya geliyor olsun bu krallar gibi yaşıyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Adamlar o yüzden var ya. Oradan olsa Tayyip'in olsa gitmesini kesinlikle bir istemezler kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Yani bu hükümetin bir an önce şuradan olsa diyeyim kardeşim değişmesi lazım yani. Ve her gün olsa televizyonları böyle izleyip böyle bütün artık emekliler böyle ağlıyorlar artık yani. Anlatabiliyor muyum? Ağlıyorlar artık yani böyle. Yani millet kirasını veremiyorlar. Millet artık ya çöpten artık bir ekmek topluyor yani. Bir emekli, evi yok, barkı yok, o yok, bu yok kardeşim, 7,5 olsun yani 1000 lirayla, 7,5 lirayla ondan sonra kendisine bakacak mı? Ölecek, bu ölecek yani, anlatabiliyor muyum? Yani bence kardeşim var ya, yani hele ki Avrupa'da olsa gelen insanların olsa konuşması bence olsa çok bence sakıncalı, bir yanlış anlama. İkincisi kardeşim, oy kullanmamalı lazım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü onlar genelde kendini olsun ya düşünüp olsun buradaki yani insanların olsun artı diyeyim ben size geleceğini şey yapıyorlar. Abiye bir soru sorabilir miyim müsaadenizle? Abi şunu sorabilir miyim? Bak sen yine hükümeti söylüyorsun. Hükümet sorun değil ki burada. Başka hükümet gelse o daha mı iyi yapacak? Hemen yarın her şey iyi mi olacak? Her şey yarın iyi mi olacak? O değil. Ya yanlış düşünüyorsun. Zorluk her yerde var. Zorluk her yerde var. Yok. Zorluk her yerde var. Onu demek istiyorum. Sen diyorsun buraya Avrupa'da şu gelmesin, bu gelmesin. Bu kadar esnaf neyle yaşayacak? Bu esnaf neyle geçecek? Onların oradaki buradaki millet de lazım, buradaki millet de lazım. Sen yanlış düşünüyorsun. Sen hemen hükümeti demek ki dinle beni. Demek ki karışım buradaki demek insanı alım gücü yok ki sana olsa şey kalmış gibi. Evet. Konuşuyorlar işte. Belli zaten. Abi bak para ya belli olsun şimdi yurt dışında yaşamıyorsun. Ben Almanya Nürnberg'de yaşadım bak iyi dinle. Ben Almanya'da Nürnberg'de yaşadım. Hani Cumhurbaşkanı diyor ya Almanya bizi kıskanıyor vesaire. Yok kıskanmıyorlar. O saçma. Sen hani Almanca olarak bir konuşalım. Yurt gurbetçisin sen de. Aa benim çocuğum hiçbir şey yapmaz. 253 euro çocuk parası alıyor. Tamam mı? Evet. Tamam o bak, tamam. Ben 7 ay Almanya'da çalışmadım bak. Bak buraya kardeşim. Ağlamayın bak yani abi ben 7 ay ama bu hiçbir zaman yoktu ki sana. Ama hiçbir zaman yoktu ki. Ben 7 ay abi ben 7 ay Almanya'da çalışmadım. Ev kiram, elektriğim, evet, suyum, doğalgazım devlet tarafından karşılandı. Evet. Bu bir. Burada. İkincisi ben, bir dakika abi, evet, koli yardımı diye bir şey vardır Almanya'da. Yani evet, paket, erzak yardımıdır. Tamam. Gittim, müracaat ettim, şakır şakır bakıldı. Ve ben 7 ay çalışmadan, hiç böyle işe gitmeden 7 ay bana baktılar. Almanya'da geçinen böyle bir grup vardır. Kardeşim bak, ama bunu ne zaman böyle, tamam var ama ne zaman burada öyle bir şey vardı ki şimdi siz istiyorsunuz bunu? Ne zaman vardı ki? Hiçbir zaman yoktu yani ki. Yani olsun, hayır, tabii ki olsun. Ama belki zamanla olacak. Kaderimizde var ya. Ama hiçbir zaman bu yoktu ki. Hiçbir zaman yoktu ki. Ama yeni gelen hükümet hemen onu yapacak mı? Olmuyor, bir oturalım o zaman yani. Yok, ben şunu demek istiyorum. Almanya zorluk her yerde var. Viyana'da yaşadın sen. Hangi Viyana'da başbakan 22 yıldır bir ülkenin başına durmuş bana söylesin. Yok durmadı doğru. Doğru durmadı. Niye? Anasına babasına baktığı için maaş alan var mı? Var tabii. Yok nerede var? Yok. Devlet bakıyor çünkü. Devlet bakıyor. Kayınlarda ölüyorlar. Viyana'da çalışmazsan bak bir dakika. Viyana'da çalışmazsan alacağın 700
200 euro devletten yardımdır. Bunu kiranın miranı nasıl geçeceksin? Burası Türkiye, orası Avrupa kardeşim. Buradan millet var Avrupa'ya şey gidiyor, Avrupa'ya gidiyorlar. O yüzden bunu arkadaşlar alıp da burada şunu soracağım abi. Abi şunu sorabilir miyim? Dur, şunu soracağım. Şimdi siz Avrupa'da zorluk çekiyorsunuz, doğru mu? Ya biz tamam, ya biz çekmiyoruz tamam, çalışıyorum ben. Günlük 14 saat çalışıyorum. Günlük 14 saat çalışıyorum. Tabii çekenler var, onu demek istiyorum. Ama şurada bakıyoruz, burada da iyi geçinen var, burada da kötü geçinen var. Ama ben de orada 14 saat çalışan biriyim. Ha benim durumum kötü değil, ben onu demek istemiyorum. Durumum iyi çok şükür. Durumum iyi ama burada da sıkıntılar var, orada da sıkıntılı geçinen insanlar var. Avrupa'da yaşayan insanları oradaki zorluktan dolayı, yani orada alım gücünün düşmesinden dolayı, zorluk çekmesinden dolayı alternatif olarak Türkiye'ye gelme ihtimalleri var. Yani orada zorluk çekiyorsa Türkiye'ye gelebilir. Yani gelebilir. Burası güzelse Türkiye'ye gelebilir. Buradaki vatandaşın zorluk çektiğinde nereye gitmesi gerekiyor? Ya artık onu bilmem, nereye gidecek yani, bir yere gidemeyecek, burada çalışacak, savaşacak. Ya çalışacak, çalışacak ama şunu demek istiyorum, hani bu sosyal yardımlar önce yoktu ki şimdi olsun. Yani bu devlet yapmadı, gelecek devlet yapacak mı? O da yapamayacak. Yani bu Türkiye'nin kaderi böyle. Yurt dışında mesela hükümetin çalışmasını beğenmiyorlar değil mi? Adam her türlü itirazını yapabiliyor abicim. Bak yurt dışında hükümet çalışmadığı zaman her türlü itirazını yapıyorsun. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'a karşı gelecek bir tane adam var mı? Yok. Çünkü diktatörlük sistemini uyguluyor. Ama Avrupa'da öyle değil. Avrupa'dan gider yumurta atar. Tepkisini gösterir. Onu yapar, bunu yapar. Adam ağzını açmaz. Hükümet gelir, istifasını eder, gider. Ama burada öyle bir sistem yok. Hadi Cumhurbaşkanı'nın karşısına bir tanesi yumurta atsın. Yazar kasa atıldı bu ülkede. Yazar kasa attı. Hadi Cumhurbaşkanı'nın karşısına bir tanesi yazar kasa atsın. Hadi atsın bakalım. Attırırlar mı? Atabilecek adam var mı? Yürekli adam var mı? Sen ona bak. Nasıl diktatörlük diyorsun? Seçilmiş %51 ile gelmiş. Nasıl diktatörlük oluyor? Seçilmek farklı şeydir. İdare edilmek farklı şeydir. Biz idareden. Bak abicim. Bak güzel abim. Sen yurt dışında yaşadım diyorsun. Şuradaki halk ne istiyor biliyor musun? Şu halk ne istiyor biliyor musun? İnsan gibi yaşamak istiyor. Bu da en doğal hakkı. Anladın mı? En doğal hakkını istiyor. Hakkı canım. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. İkinize de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Eyvallah. Teşekkürler. Sağ durumu ne? Kış geldi abi. Doğalgazla mı? Doğalgaza biliyorsunuz. Çok şükür. Nasıl geçineceksiniz? Geçiriyoruz Allah'a çok şükür. Çalışan ekmek vardır. Teşekkür ederim abi. Hayırlı günler. Sağ olasın. Efendim Recep Tayyip Erdoğan dedi ki artık Türk lirası değer kaybetmeyecek dedi. Vatandaşlarımız bu konuda ne düşünüyor? Ben o konuya katılıyorum. Katılıyor musun? Evet. Çünkü Bakıyorum ki her şey var, her şey bol eskiye göre. Böyle eskiye göre derken çok yakın zamanlara göre her şey boldur. Bir bakıyorsun ki adamın herkesin kapıda bakıyorsun ki arabalar var, efendime söyleyeyim masraf var, efendime söyleyeyim giyim o biçim ama kimse şükür yok. Bakıyorsun ki şükür önemli değil mi dayı? Yani şükür yok. Ne kadar vardır adam yukarıya bakıyor. Demiyor ki ben geçen sene böyleydi, bu sene nereden nereye geldim. Hiç demiyor. Vay efendim frankesin böyle mallar veriyor. Sen o mallarını bırak ya. Sen biraz bak kendi huzuruna bak. Neredeydin, nereye geldin? Artık öyle olmuş ki kardeş kardeşin arabasına binmiyor ya. Herkes diyor benim arabam olsun ya. Bir çocuklar evlendiği zaman kimse ailen yanında daha oturmuyor. Herkes diyor benim dairem zor olsun iki kişi ya. Havalani gibi. Yani artık benim ben gerçekleri konuşmak lazım. Çok teşekkür ederim ben abi. Ben de teşekkür ediyorum. Yani çok sağ ol. Ben Türkiye geneli için konuşuyorum. Böyle ben particiliği bırakıyorum yani. Çok teşekkür ederim. Bu konuda ne düşünüyor? Katılıyor musunuz efendim değer kaybetmeyeceğine? İnşallah değer kaybetmez diye düşünüyorum yani. Emekli misiniz efendim? Emekliyim yani. Ocak ayında maaşınızı ne kadar bekliyorsunuz? Beklentiniz nedir? Ben 12'nin üstünde düşünüyorum yani. Yeterli olur mu size? Yeterli değil ama duruma bakılırsa öyle gösteriyor yani. Ben öyle tahmin ediyorum 12-13 gibi. Alım gücünüz ne durumda efendim? Rahat alışveriş yapabiliyor musunuz? Yok o kadar da değil yani. Şu anda bir şey alamıyoruz. İstediğimiz gibi geçinmeye çalışıyoruz ancak. Öyle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Uzun mu abi? İyi vatandaşlarım. AK Parti hükümeti sorguya çekilecektir. Kul hakkının hesabı sorulacaktır. Devletin yerleri satılacak, yerler geri alınacaktır. Düşmanlara vermeyeceğiz. Ekmeğine sahip çık. Türkiye bu oyunu görmek, bu ekonomiyi kuşatması, kırmak, bu gidişata dur demek. Duracaktır vatandaşlarım. İnanan ve ülkesini seven her insanın görevidir.
Cumhuriyet Halk Partisi boyunu bozmaya geliyoruz. Türkiye'ye gelen göçmenler Türk vatandaşı olmuşlar. Göçmenleri göndermek için geliyoruz. Devletin yerini göçmenlere vermeyeceğiz. Gelen göçmenler düşmanlar bizden değildir. Türkiye'ye sahip olmak için geliyoruz. Devletin yerini düşmanlara vermeyeceğiz. Gelen göçmenler bizden değildir. Türkiye'de düşman kalmayacaktır. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol.